Bir belediye başkanı istediğini alıyor, istediğini satıyor. İşte istediği sanatçıyı getiriyor, konserde bir saatlik milyonlar veriyor. Ve buna kimse arkadaş bunu niye yapıyorsun demiyor. Kültürel faaliyet adı altında trilyonlarca paralar harcanıyor. Ve belediyeler, Türkiye'deki parti ayırmıyorum, tüm partiler açısından söylüyorum. %90 borç batağında. Ve yürümüyor yani. Esnafın borcunu ödemiyor. Hizmet getiremiyor. Bazı belediyeler maaşlarını ödeyemiyor. Özellikle işte İzmir'de görüyorsunuz, İstanbul'da görüyorsunuz. Bu belediyecilik bu şekilde gider mi? Nereye kadar gider? Yani sadece ekran karşısında belediye başkanı işte hizmetleri şov yaparak anlatıyor. Arka plan çok farklı. Örnek veriyorum. Bununla da ilgili Sayın Özaseki Kayseri'de 21 yıl belediye başkanlığı yapmış ve tecrübeli bir isim. Ankara'ya aday oldu ve şimdi zaman zaman da açıklamalar yapıyor. Diyor ki Haseki Başkan, belediyelerin yatırım bütçeleri ne kadar? Belediyelerdeki ihaleleri kimler alıyor? Hangi ihalelere öncelik veriliyor? Yüzde kaç kırımla alınıyor? Merak ediyorum diyor. Bunların herkesi bilmesi gerekir diyor Sayın Başkan. Böyle bir açıklaması var. Yani buna ne diyorsunuz? Sayın Haseki Başkan beni anlatmış aslında orada. Ben bugün belediye başkanı olamadım ama eğer aday olsam da seçilmiş olsaydım ihaleleri açık yapacaktım. Kamera karşısında yapacaktım. Meclis toplantılarını canlı yayınla yapacaktım. Vatandaşım, hemşerim ne konuşuluyor orada görecekti. Belediye başkanları şu anda Türkiye'de bence sermayeyi bitirdiler. Bunun CHP'si, İYİ Partisi, AK Partisi parti yok. Parti ayırt etmiyor. Bunlar bütçeyi ile bitirdiler. Çünkü çıtayı yüksek tutuyorlar. 10 lira geliri olan bir ailenin 20 lira harcadığı gibi gidiyorlar. Evet. Bu da bir sonraki gelen belediye başkanına borç bırakıyor. Yasayı değiştirmeleri lazım. Bir belediye başkanı geldiği tarihle gittiği tarihin arasındaki hesabı meclisine vermeli. Bir sonraki seçilen, bir binada yeni yönetim değişmiyor mu? Değişirken siz ibra etmiyor musunuz? İbra ediyorsunuz. Belediye başkanında ibra yok. Evet. Trilyonlarca borç var. Yeni gelen başkan ne yaparsa yapsın. Bu olmamalı. Bu yasalar değişmeli. Bütün belediye başkanları Türkiye'de bir tamamı borcun içerisinde. Ben diyorum ki belediye başkanlarına bir karar alacaksınız. Bütçeyi vatandaşa anlatacaksınız. Vatandaş siz kadar akıllı, merak etmeyin. Evet. Anlatacaksınız. Bir de kamuoyundan da bir olur alacaksınız. Yapılacak işleri hemşerilerinizle paylaşın. Ben sanatçı geliyormuş. Aslında keşke sanatçının geliş konusunu daha farklı bir platformda konuşsak. Buna da benim Kayseri'min ihtiyacı var. Kayseri'de insanlar... Ama Sayın Başkanım örnek veriyorum. Beşiktaş Belediyesi 2 yıl önce Tarkan'a 1 saatlik konsere 2 milyon para ödedi. Ya kardeşim yani 1 saat konsere 2 milyon para ödedi, öbür tarafta işçinin maaşını ödemiyor. Ne olacak böyle? Bu yanlış. Aslında bir Beşiktaş Belediyesi'nin yanlışıyla bir Türkiye'nin konser organizasyonuna da yanlış bakmamak lazım. Dünyanın bir yerlerinde insanlar sanatçı dinliyor. Benim Türk halkımın da Türk sanatçıları var. Bunların Beşiktaş'ta veya Kayseri'de bazen kürsüye tamam, çıkıp... Tamam gelse ama abartılı olmasın. Olmasın tabii ki. Yani şimdi sonuçta... Bu kamu hakkı yani. Doğru. Sonuçta vatandaşa vergi olarak yansıyor. Borç olarak yansıyor. Enflasyon olarak yansıyor. Ben şöyle bir ailesiniz Ali Bey. 3000 lirada maaşınız var. Nasıl bir eğlenceye gidersiniz? Herhalde çok bir sanatçılı, restoranlı bir yere gitmezsiniz. Bütçenize göre nedir? İşte bir müzikale gidersiniz. Bir yerde bir müzik denilen ortama gidersiniz. Ama gidin, müzik ruhun gıdasıdır. Fakat siz 3 milyon maaşla kalkıp da 10 milyonluk bir gazinoya veya bir sanatçı organizasyonuna giderseniz nasıl yanlış? Belediyenin o yaptığı da yanlış. Bunu tartışmıyorum. Burada haklısınız. Yapılmamalı. Belediye başkanları işte borcu bir sonraki gelen arkadaşa veya borcu büyüterek götürmenin bir bedelini ödemedikleri için. Evet. Futbol kulüpleri gibi evet, özür dilerim. En güzel örnek. Futbolcular transfer ediyor. 2 milyon eurolu futbolcu 10 milyon euro alıyor. Aradaki para yok neredeyse. Evet. Ve kulüp borçlanıyor. Trilyonlarca borcu oluyor. Bırak gidiyor. Yani adama hiçbir hesap sormuyorlar. Arkadaş bu borç nerede? Bu para nerede? Bu futbolcu nereye gitti? Bu Afrika Cumhuriyeti değil ki burası. Artık bunların değişmesi gerekiyor. Türkiye'de futbol vatandaş diyor ki ben izlemedim. İzlemesen de vergisini ödüyorsun. Ya ben futboldan hiç anlamıyorum. Anlamasan da vergisini ödüyorsun. Yapılandırmaya gitti şimdi. Evet. Ziraat bilmem kalkınma bankasından. Durdurulur herhalde tepki olunca. Tepki olsun. Müsaade edin. Futbolla hiç ilgilenmiyorum. Bana ne diyen insanın devlet bankasından kredi veriyorsunuz. Yanlış. Yanlış.
Ama bu sporu ayakta tutacaksınız. Nasıl tutacaksınız? Rakiplerinizle eşdeğer, bütçenizde mümkün olan boyutlarda tutacaksınız. Belediye örneğine de gelince, evet, örnek veriyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesine bir bakacak. Buna göre ticaretine bakacak, yatırımına bakacak, hemşerisine hizmete bakacak, bakacak. Biraz da para kalıyor bütçesinde. Evet. Ya biraz da sosyalliğe ehemmiyet verecek. Atıyorum bir sanatçı da meydana, Cumhuriyet Meydanı'na getirecek. Kamuoyunu iki gün eğlendirecek. Eğlendirirken de sakın unutmayın, pastırmanızı anlatın, sucuğunuzu anlatın, mantınızı anlatın. Biraz da oradan para kazanın, ticaretinizi canlandırın. Evet. Esnafınızı, insanınızı da biraz sosyalliğe itin. Gülsünler, ne bileyim dans etsinler, el ele tutuşsunlar, müzik dinlesin, çekirdek çitsinler. Ama o beyinleri ertesi güne biraz daha dinamik, biraz daha keyifli, biraz daha moralli uyansınlar. Bunları yaparken dediğiniz doğru, abartı bütçe değil. Bazen de az bütçeyle yapılabilecek şeyler de bence yapsınlar. Evet. Sayın Başkanım, şimdi Türkiye'de bir siyasi figürde şöyle bir durum var. Yıllardır CHP hem hükümette olsun hem belediyecilikte olsun her şeye karşı çıkıyor. Yani diyor ki biz doğru olanları doğru demeyiz arkadaş diyor. Cumhuriyet Halk Partisi mi diyor bunu? Evet, İktidar Partisi, evet. Her ne yaparız yapsın doğru demeyiz diyor. Ve bu şekilde geliyor. Ve böyle bir kamuoyu oluştu. CHP tabanı oluştu. Diğer tarafta da 16 yıldır tamam AK Parti güzel hizmetleri yaptı ama hiçbiri de yanlışa da yanlış demiyor. Yani bu MHP'de bunun neresinde MHP ne diyor bu işe? Yani iki tane bir şey oluştu. Kutup. Kutup oluştu. Yani birisi doğru yapılan hizmetleri kabul etmiyor. Doğru demiyor. İşte her şeye karşı. Öbür tarafta da ya arkadaş şu yanlış deyince de FETÖ'cü ilan ediliyor, hain ilan ediliyor. Ya yanlışsa neden bu hale geldi Türkiye? Öncelikle ben Milliyetçi Hareket Partisi bir mensup olarak önce Milliyetçi Hareket Partisi'ne kısa bir dokunuş yapayım. Milliyetçi Hareket Partisi devamlı doğrunun yanında olmaya gayret ediyor. Evet. Tabii ki vatandaşın hepsine temas etmeyebilir bu ifadem. Ama Atatürk'le ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir söylemi olmaz. Atatürk bizim bir değerimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir değeridir. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü bizim için bir değerdir. Bir anlamdır. Olması gereken, kanımızın son damlasını orada harcamamız gereken bir yerdir. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu savunuyor. Türkiye'nin ekonomisine bugün yön verebilecek, benim gördüğüm şu anda ekonomik kriz de olsa Adalet Kalkınma Partisi alternatif parti olmadığı için görülüyor. Burada da Milliyetçi Hareket Partisi ekonomik yönden de yanında oluyor. Türkiye'nin dış güçlere karşı bir beka sorunu var ise ki genel merkezimin görüş açısı bu ise, bu anlamda kim bizim bu bekamızı şu anda dışarıda savunacak durumda? Hükümet. Hükümetin yanında yer almakla. Yani genel merkezin her söylediği doğru mu sizce başkanım? Bence bizim ya orada olacağız, onlar dinleyeceğiz, ya da onların yaptığına doğru demek durumundayız. Sorgulama şansınız yok mu? Vardır tabii ki. Biz de kendi içimizde eleştiriler yapıyoruz. Siz de yanlış diyemiyorsunuz o zaman. Cevapları alıyoruz. Eğer yanlış olsa biz bu yanlışlara da bir şekilde partimizden istifa edip gidenler oluyor biliyorsunuz. Evet. Başka partiye geçenler oluyor. Evet. Demek ki tepki var. Siz dediniz mi yanlışa bugüne kadar hiç ben, başkanım? Ben partimin yanlışlarını gördüğüm zaman kendi idari kurumlarımızda biz bunları oturmuşuzdur, konuşmuşuzdur. Genel merkezden bilgi almışızdır. Genel merkez bizi aydınlatmıştır. Biz yanlış gibi görüyoruz ama demek ki bunun için mi bu ifadeler kullanılıyor? 6 ay sonra bu anlaşılır demişizdir. Ama çok da beğenmiyorsanız o zaman Allah'a ısmarladık dersiniz, partinizi bırakır gidersiniz. Hem bu partide kalacaksınız, evet, hem partinizi eleştireceksiniz, hem yanlış diyeceksiniz, hem de devam edeceksiniz. Bu da çok doğru değil Ali Bey. Yani şöyle istişare mekanizması çalıştığı zaman hani yanlışı bilerek yanlış demiyor da ya işte gidişat belli. Biz sonuçta adam ufku açıktır diyor ki bak bu şekilde yanlış yapıyoruz arkadaş diyor. Yani şunları şöyle yapmamız lazım diyor. Bunu kim olan, diyor? Örnek veriyorum AK Parti Cumhuriyet diyor, MHP diyor. Ama bizim, CHP diyor fark bizim etmiyor. Bizim MHP'nin içerisinde hem bu yanlış hem de ben burada duruyorum diyen olmaz. Yani mutlaka yanlışsa ya bunu izah ediyordur, cevabını alıyordur. Hala da ikna olmuyorsa başka partiye gidiyordur veya siyaseti bırakıyordur. Görevden alınıyor. İşte partiyi teşkilatı kapatıyor Sayın Bahçeli. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi çok enteresan bir parti. Evet. Çok değerli arkadaşlarım var Kayseri kamuoyunda. Birçoğu da benim için özel, samimi arkadaşlarım.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasisi bazen kendilerine de zarar veriyor. Bir karar verecekler, bir türlü veremiyorlar. Buna da demokrasi diyorlar. Doğru, demokrasi bu ama zaman kayboluyor. Verin bir ismi. Ama Adalet Kalkınma Partisi diyor ki bizim Kayseri'deki adayımız Memduh Büyükkılıç diyor. İşi bitiriyor. Hangisi doğru diye bakıyorsun? Kayseri Türkiye toplumunda bu doğru gibi duruyor. Buyurun karar verin dediğinizde bir türlü de karar çıkmıyor. Milliyetçi Hareket Partisi de böyle. Bu partide Kazım Yücel ne hükmü olabilir? Binlerce Kazım Yücel çıkabilir. Ne yapıyor? Bizim adayımız Kazım Yücel diyor. Bizim adayımız değil diyor. İşi bitiriyor. Siz karar verin dese bizim toplumumuzda bunun kararı 45 günde değil de 2 yıl 45 günde zor çıkar. Evet. Onun için siyaset bazen sertlikleri, bazen netlikleri, bazen de hızlı genel merkez kararlarını gerektiriyor. Buna da kırılmamak gerekiyor. Evet. Uyum da gösteremiyorsanız Allah'a ısmarladık deyip gitmeniz gerekiyor. Peki başkanım. Şimdi Türkiye bir 15 Temmuz hadisesi yaşadı. Yani bu hain FETÖ örgütü tarafından şehit verdik. yönetim, devlet ele geçirilmeye çalıştı. Siz başkanım 15 Temmuz akşamı neredeydiniz? 15 Temmuz akşamı ben bir arkadaşlarımla oturmadaydım. Bir kalkışma olduğunu duyduğumuzda televizyon ekranlarında saat 8 civarlarında tabii bir hüzün oldu bende. Evet. Daha önce ben ne hissettiniz yani o anda? 80-82. Darbe, geçmişteki darbeleri gördünüz. Darbenin ben askeri kanattan olduğunu düşündüm. Evet. Eyvah dedim. Bizim bilmediğimiz, askerinin bildiği bir durum var gibi. Ama bir yarım saat falan sonra bunun FETÖ terör örgütü ayaklanması olduğu söylenince eyvah dedim, bir daha eyvah dedim. Çünkü evet, bunları biz içimizde besledik dedim. Evet. Bu insanlar devletin içerisine sızdılar. Biz bunu yıllardır 2011'den beri söylüyoruz. Mezardakini kaldırıp getirin, oy kullandırın derken genel başkanımız o gün bunlara tepki gösterdiğinde bugünkü Adalet Kalkınma Partili herkes bize kızıyordu. Evet. Biz o tarihte genel başkanımızın aldığı kararı anlatmakta bugün tamam gibi zorla... Bu hainlik yapacaklar nereden bilsinler yani? Haklısınız. Silahı halkına doğrultacağını, devleti ele geçireceğini veya işte küresel güçlerin bir maşası olacağını... Ama Devlet Bey demişti biliyor musunuz? Genel başkanımız demişti 2011'de ve bize özel toplantıların hepsinde şunu söyledi. Ne 30, söylemişti? 36 tane dedi, cemaat var. 35'ini bilmem ama birine kapınız devamlı kapalı. Üye dahi yazamazsınız demişti 2011'den sonra. Evet. Bunu defaten çok arkadaşımız, il başkanımız defaten dinlemiştir, bilir. Bunu 2011'den beri biz kamuoyunda çok söylüyorduk ama Adalet Kalkınma Partisi 2011'den 2014'e kadar bunlara öyle bir yer verdi ki neredeyse biz suçlu, FETÖ terör örgütü teşkilatının içerisinde, hükümetin içerisinde bize tamam taraf gibi durdu. Yeni mi çıktı ki başkanım? 40 yıldır var. Tabii, Özal döneminde de vardı, Çiller döneminde, Demirel döneminde de yani her dönem olmuş ama işte zirve yaptığı bu dönemde şey oldu yani kalkışma oldu. Doğru. Ben zaten sadece Adalet Kalkınma Partisi'nin bu anlamda bu FETÖ'ye çanak tuttuğu 2011'de gibi ortaya çıkan bir örgüt değil yani sonuçta. Bunlar 1980'lere kadar inen, belki yaşım yetmez ama evet, 80 öncesine inen bir oluşum. 1993'te de bunların faaliyeti var, 98'de de var, 2000 ama Milliyetçi Hareket Partisi FETÖ terör örgütüyle asla anılmadı. Bakın bugün bizim meclislerimizin bazıları Türkiye genelinde bizim partiden meclis olmak, milletvekili aday olmak için çok çırpındılar. Niye biliyor musunuz? FETÖ terör örgütüne tek set çeken Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Onun içerisinde yer alıp kimliğini toparlamak için gayret edenler oldu. Ben 15 Temmuz gecesi eyvah dedim. Ama 15 Temmuz gecesinde biz de çoluğumuzla çocuğumuzla neredeysek sokaktaydık. Neredeysek en azından camımızı açtık, bayrağımızı astık, ezanımızı dinledik. Evet. Bu ülkenin bölünmez olduğunu biz herkese gösterdik. Zaten çok ciddi bir kalkışma olsaydı savaş gibi bir şey olurdu. İç savaş. İç savaş gibi bir şey olurdu. Evet. Ertesi gün sabah olduğunda her şey dindirilmişti. Öğlen olduğunda her şey bitmişti. Bunların cezaları verilecekti. Biz demiştik demeyi sevmiyoruz ama bugün de belki ulusal bir beka sorunu var. Devlet Bey bugün bunları görüyor olabilir. 3-5 yıl sonra eyvah dememenin yolları anlamında ben bunu dinlemek istiyorum. Sabırla bu süreci geçmek istiyorum. 15 Temmuz bu ülkede bir kez oldu. Bir daha olmaz mı? Amerika, Rusya, dünyanın bunlar güçleri. Her ülkeyle oynuyorlar. Bundan sonraki süreçte başka bir şekilde de bir oyun ortaya çıkarabilirler. Ya FETÖ'nün bittiğine inanıyor musun başkanım? FETÖ'nün ben dizlerinin bağının çözüldüğünü biliyorum. Evet. Ama sıfıra indiği ihtimalini de hiçbir zaman düşünmüyorum.
hala bir yerlerde canlı duruyor ama bunlar 3-5 yılda da ayaklanmayacak kadar mecelleri kalmadı. Siyasetin içerisinde var mı? Olması lazım. Siyasetten evet. Çok temizlendiğini düşünmüyorum. Evet. Peki başkanım. Yani siz 15 Temmuz akşamı hemen çıktınız mı? Cumhurbaşkanının açıklamasını mı beklediniz? Sayın Bahçeli'nin açıklamasını mı beklediniz? Sayın Bahçeli'nin önce Sayın Genel Başkanımızın ben teşkilata, genel merkeze, karargaha dönüyorum ifadesini aldığımız zaman evet. Biz de bir oturmadaydık, biz de dışarı çıktık. Evet. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla kamuoyu tamamen bilgilendi. Tabii ki meydanlarda olmak bazılarına gövde gösterisiydi. Kayseri meydanında olmak herhangi bir şekilde ülkeyi kurtarmak anlamına gelmese de ülkeyi kimseye vermeyiz mesajıydı. Evet. Biz de oralarda kendimizi gösterdik, sokaktaydık. Olağanüstü Kayseri'de bir şey olmadı, ben abartmayayım. Yani herhangi bir müdahale de yoktu. Herkes sokaktaydı. Belki Türk halkının hepsi sokaktaydı. Cumhuriyet Halk Partili de sokaktaydı. Evet. İyi Partili olan arkadaşlar da vatanını seven herkes sokaktaydı. Saadet Partili de sokaktaydı. Evet. Yani bu sadece Adalet Kalkınma Partisi değil. Milliyetçi Hareket Partisi emniyetin önünde benim bugünkü il başkanım, o zaman ilçe başkanım. Biz ölmeye geldik diyordu orada. Evet. O gün saat 10.30 sıralarında. Ama ben sadece Milliyetçi Hareket Partisi mi? Hayır, bütün partililer, bütün Kayserililer, yerlisi, köylüsü, Nevşehirlisi, Kırşehirlisi. Onun için ben herkesin belediye başkanı olurum diyorum. İnsanları ben ayırt etmiyorum. Siz şu bu demiyorum. Evet. Herkes bu şehrin, bu ülkenin sahibi. Bunlara hizmet etmek. Onlar da bakın bize hizmet ediyor. Ben o gün belediye başkanı olsaydım, böyle de düşündüğümü bilselerdi, hemşerilerim benim etrafımı da korurlardı, gelirlerdi. Evet. Biz böyle bir bütünüz. Bir güç, bir tehlike gördüğümüz zaman bütünüz. Biz tehlike olmadığı zaman işte böyle kendi içerimizde bölünmeler oluyor. Teşekkür ederiz. Şimdi başkanım, yerel seçim atmosferi devam ediyor. Geri sayım başladı işte iki ay gibi. Aşağı yukarı 55 gün var. Az bir zaman kaldı. Yani şu an itibariyle geldiğimiz nokta itibariyle baktığımızda hem Türkiye genelinde hem de Kayseri bazında bir oranlama yapacak olursak bir sonuç tahminde bulunabilir misiniz? Oy oranları açısından mı? Yani partilerin oy oranları açısından, büyük şehirler açısından, bir de Kayseri'deki büyük şehir ilçeler açısından. Önce Türkiye genelini konuşalım isterseniz. Biz 4 ilçeyi alacağız. Onu biliyorum. Yok şey diyorum. Türkiye genel önce başkanım. Türkiye evet. Genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, işte MHP'nin elinde bulunan işte Adana'dır, Manisa'dır. Mevcutları Adana, muhafaza Manisa. Edebilir mi? Edilebilir mi? Etmemiz lazım. İstanbul ve Ankara ne olur sizce? Ankara'da bence biraz bıçak sırtı diye televizyonlardan izliyorum. Ankara evet. Kamuoyundan ama ben hemşerimin orada Sayın Haseki'nin ben seçimi önde bitirmesini isterim. Evet. Kayserimizin bir ismi. Bizlerin arkadaşı, şahsımın olması da evet. Hemşerilerimizin hep arkadaşı. Evet. Ankara'ya yolumuz düşerse de bir çayını içeriz. Evet. Kayseri'ye hizmet etti mi? Etti. Eleştirilir mi? Eleştirilir. Eksiği evet. Var mı? Var. Peki yaptıklarını yok görebilir miyiz? Görmem. Evet. Sayın Çelik daha sonra geldi. Ondan daha fazla hizmet etti. Eleştirebilir miyim? Eleştiririm. Daha fazla yanlış var. Ettiğini düşünüyor musunuz? Yani, şöyle. Yani 20 yıl, biri 4 yıl. 20 yılda yapılamayan evet. 4 yılda yaptın diyor Sayın Başkan. Yok ben o kadar ne itibar etmiyorum ama siyaseten söylüyordum. Evet. Şunu demek istiyorum. 3 yıllık bir süreci 3 yılda mukayese ettiğinizde daha fazla performans gösterdi. Evet. Sayın Çelik aslında hizmet etmedi dersek haksızlık olmaz mı? Mutlaka her belediye bir başkanı bir işe iyi kötü etmiştir tabii. Yani ben, hizmet etmemiş, Sayın Çelik'in ben hep eleştiriler şuydu. Ya insana dokunamadı. Ya ne yapalım evlenecek halimiz yok. O da belediye başkanı hizmetini yapsın diyordum. Ama eleştirmeye gelince en iyi de ben eleştiriyordum. Evet. Sayın Başkanım diyordum. Tramvayı yerin altına almanız lazım. Ana tamirden atıyorum. Kümbetin oraya kadar almanız gerekti diyordum. Sayın Başbakan Davutoğlu geldiğinde o da söz verdi. Ama ben söyleyince söz oldu. Şimdi yeni başkanlarımız tramvay yerin altına alacak. Ben bunu 6 yıl önce söyledim. 5 yıl önce söyledim. Ya bu yüzden mi aday gösterilmedi diyorsun Çelik? Tabii ki Çelik'in bence aday Çelik gösterilmemesinin başkanım. En büyük nedeni Sayın Çelik'in. Mutlaka hizmetleri vardı yatsınamaz ama ikili ilişkilerinde zayıf kaldı. Ya bu kadar başarılıysa anlattığınız göre normalde bir partinin aday göstermesi gerekir. Doğru mu? Yani ben kime göre başarılı dedim? Sayın Haseki'ye göre, şahsıma göre başarılı mı onu tartışırım. Evet. Ben daha güzel şeyler yapabilirim. İnsan egoludur, yaparım der. Evet. Ben daha aktifim, pozitifim. Ben evet. Neşeliyim, ben heyecanlıyım. Ben insana temas da edebilirim, dokunabilirim, elini evet. Tutabilirim. Sayın Çelik biraz bunlarda zayıftı böyle. Sadece hizmet odaklı baktı. Ama insanlar diyor ki ya düğünüme gelmedi, nikahımı kıymadı.
Ya nikah memuru değil ki belediye başkanları. Müsaade edin, bunlar hizmetini yapsın. Bazı belediye başkanlarımız nikahtan çıkıyor, nikaha gidiyor. Bu da bir hizmet tamam ama belediye başkanları organizasyonun tepesindedir. Onlar hizmeti, organizasyonu çok güzel planlamalıdır. Ama başkanım belediyecilik sadece işte yol yapmak, köprü yapmak, kaldırım yapmak, park yapmak değil ki. Gönüllere de İnsanlar girecek. İnsanlar tabii adam yerine konmak istiyor. Bu da güzel. Onun için Sayın Çelik bence aday gösterilmedi. Şahsım evet. adına söylüyorum. Evet. Yoksa hizmet babıyla biz Sayın Haseki ile bakarsanız evet. Haseki'nin 3,5 yılıyla Mustafa Çelik'in 3,5 yılını lütfen değerlendirirken Sayın Memduh Kılıç da seçilirse 3,5 yılına ne olur bir bakın. Evet. Mustafa Çelik'in hizmetlerinin içinde olduğum için söylüyorum. Evet. Niye yatsıyoruz? Yatsımam. Çok başarılı birine göre. Bana göre ben daha iyi yapardım. Bunu her zaman söyleyeceğim. Her zaman da icramı ortaya koyacağım. Tabii zaten aday olmanızın bir nedeni de daha iyi. İddialıyımdır bu konularda. Peki başkanım işte Türkiye genelini konuştuk. MHP sonuçta meclis üyelerinde partisine oy verecek. Türkiye Doğru. genelinde MHP yüzde kaç alır? AK Parti kaç alır? CHP, İYİ Parti ne alır? Yani bir öngörünüz var mı bu konuda? Türkiye genel demeyeyim ama Kayseri ölçeğinde size bir şey söyleyeyim Ali Bey. Peki. Dinleyiciler de lütfen bana kızmadan 31'ine akşamına tamam, baksınlar. Not ediyoruz başkanım. Not edelim. Not edelim evet. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçilen belediye başkanından daha fazla meclis üyesi çıkaracak oy alacağız. Neden? Biz Adalet Kalkınma Partisi'nin başkanına destek veriyor muyuz? Metro yani Kayseri'de biz birinci Kayseri'de. Parti olacağınız mı iddia ediyorsunuz? Şu iddiam var. Şuraya. Meclis üyeliği anlamında. Evet, doğru mu? Oraya geleceğim. Birinci parti olacaksınız. Birinci parti olma niyetimiz var. Hatta niyet diyorum. Ayrı, hedef evet. ayrı, iddia ayrı ama yani. Hedef bu. Neden bu? Çok net söylüyorum. Biz Adalet Kalkınma Partisi'ni destekliyor muyuz başkanlıkta? Destekliyoruz. Evet. Peki Adalet Kalkınma Partisi'nin seçmeni bizim bu jestimizi görmezden gelecek mi? Gelmemesi lazım. Çünkü bizim gibi onları kontrol edebilecek bir meclis üyelerini orada oluşturmalı. Yani siz adaylıkları onlara verdiniz diye AK Parti seçmeninden meclis üyelerine oy mu istiyorsunuz yani? Biz başka şansımız kalıyor Niye mu? Niye versinler başkanım? Başka şansımız kalıyor mu? Peki. Başkan onlardan, yönetim onlardan, denetim de onlarda. Peki böyle bir iktidar vatandaşımın hoşuna gider mi? Gitmemeli. Yukarıda yapılan ittifakın aşağıya anlatım bu olması lazım. Kayseri İttifakı'nı özür dilerim başkanım. Buyurun. MHP seçmeni nasıl karşıladı? Yani Pınarbaşı, Sarız, Sarıoğlan ve Özvatan. Doğru, MHP bırakıldı. MHP'nin hayalinde hep şey vardı ya bir Talas'ı biz diye bir şekilde almamız lazım. Sayın Vekil Baki Bey de hedefinde Talas Belediye Başkanı'nın adaylığı vardı. Bir türlü Talas olmadı ya bari kocasına olsun dedi o da olmadı. Şimdi 4 belediyeyi MHP alabileceğine inanıyor musunuz? 4 belediyeyi almak tabii ki şu anda bizim yapmamız gereken çalışmalarla ortaya çıkacak. Evet. Vatandaşın oyu cebinizde değil. Evet. Bir ittifak var ama Adalet Kalkınma Partisi bana oy verecek diye bir iddiamız olamaz. Vatandaşa biz bunu anlatmamız lazım. İttifak nedir? Millet İttifakı'na karşı kurulmuş bir ittifaktır. Evet. Bizim yarışımız burada bu taraf. Cumhur İttifakı'nın adayına destek. Evet. Kayseri'de diğer yerlerde niye alamadık? Talas'ı vermediler de Kocasinan istedik son dakikaya kadar. Yok böyle olmadı. Masaya ilk oturulduğunda bizim daha önce 174 belediyemiz var Türkiye genelinde. Bunlar bizde kalmak kaydıyla diğer evet. taraflarda Adalet Kalkınma Partisi'nde olsun anlaşması oldu. Hiçbir gün Talas'ın pazarlığı olmadı. Hiçbir gün Kocasinan'ın pazarlığı olmadı. Yok, taban beklentisi açısından söylüyorum başkanım. Taban bekledi. Evet, bunu çünkü kamuoyu bilmiyor tabii yani. Tarihinde ilk defa taban böyle bir seçimle Talas'a karşılaşıyor. Talas'a bir de çok az bir oyla kaybedildi. Kaybedildi. Onun için söylüyorum. Taban ilk defa böyle bir ittifakla karşılaşıyor. Şok evet. oldu. Peki biz de şok olduk. Peki çok hızlı bir şekilde atlatıp biz buralarda Cumhuriyet İttifakı'nın adaylarını destekleyip Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis üyesi çoğunluğunu ortaya koymamız lazım. Çünkü yönetimi Adalet Kalkınma Partisi'ne verirseniz, meclis üyelerinde çoğunluğu kendilerine verirseniz, pardon da girip oynarsınız, çıkar oynarsınız. Bence vatandaşın bu ittifakta anlayışlı olması lazım. Benim meclis üyeliğindeki yapmış olduğum en azından hizmetleri göz ardı etmemesi lazım. Bundan sonraki kontrol mekanizmasında, teklif noktasında bizim gibi arkadaşlar bu mesleği taşımalı. Biz o kürsüden çıkıp eleştirilerimizi yapmalıyız.